Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size keçe taban üzerine kadife iple e, ev ayakkabısı ya da panduf yapacağım. Çok kolay, çok pratik. Benimle birlikte bir günde iki çift bile örebilirsiniz arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. E, ben e, şöyle ip olarak böyle orta e, şöyle kalitede bir ip kullanacağım. Lindo marka. E, dediğim gibi orta kalite bir yumak yetiyor arkadaşlar. Bir yumak yetiyor hatta artar diye de düşünüyorum. Eliniz sıkı değilse. E, videonun sonunda da ne kadar kaldığı onu göstereceğim inşallah. Dediğim gibi keçe tabağın üzerine yapacağım. Keçe tabanlarım Rasim Uyar keçe tabanlık 37 38 numara ayak için yapacağım. Daha büyük ya da daha küçük yapacaksanız yine aynı şekilde benimle tığlayabilirsiniz. E, 46 tane delik var arkadaşlar. E tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Tuhafiyelerde bulamazsanız internet üzerinden Rasim Uza uyar yazıp sipariş edebilirsiniz. Kendi üretimleri o yüzden gayet uygun. Evet, e, süslemek e, kendinize yapabilirsiniz, eşinize yapabilirsiniz, e, çocuklarınıza yapabilirsiniz. Kendinize yapacaksanız şöyle süsleme amaçlı böyle elimde bu tür aparatım var. Üzerine dikmeyi düşünüyorum. Gayet şık durur. Farklı şekilde yani elinizde yoksa farklı şekilde puf e, lif çiçeği de yapabilirsiniz diğer terliğin üzerine uygulamıştık oradan izleyip ondan da yapabilirsiniz Evet tığ olarak ise şöyle tığlarken şöyle e, tığın girecek şekilde biraz ince uçlu tığ kullanabilirsiniz e, Ben bunu tığlarken 2 numara 1.75 milimetrelik tığla tığlayacağım üzerini örerken de şöyle 4 numara 2.50 milimetrelik tığla öreceğim Bakın bu da giriyor ama Zorlanmak istemiyorum. O yüzden e, tığlarken bununla tığlayacağım. Evet böyle e, başka da söyleyecek bir şeyim yoktu sanırım. Şöyle masamı toparlayayım. Hatta bu arada kırmızı tabanlığım vardı galiba ben onu bulayım. Unutmadan e, taban kısmını nasıl tığlayacağız onu anlatayım. Burun kısmında 3 tane tam ortadaki 3 üç taneyi üçer sık iğne yapacağız. Topuk kısmında da ortadaki iğne 3 sık iğne yapacağız diğerlerine 2 sık iğne yapacağız iki yana ama sadece bu yanlarda yığılma olmasın diye burada bir tanesine bir sık iğne burada da bir tanesine bir sık iğne batacağız o şekilde ayarlayacağız Evet Evet şöyle bir zincir çekiyorum İpimin kalitesi de çok iyi değil orta diyelim orta halli. Şöyle 3 tane dediğim gibi 3 tanesini üç batacaktım bir öncesinden başladım. Bak şuraya attım. batırdım. Kamera da çok aşağıda olmuş. Göremiyorum elimi. Evet buraya şöyle bir sık iğne yaptım. Bir zincir aynı yere tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle sıradakine geçtim. Bir Aynı yeri 2. Aynı yeri 3. yapıyorum. Evet. ilkini 2 iki tane battım. İkinciyi çünkü ortada olduğu için 3 battım. Tam ortadakine 3 batıyorum. 1. 2. Ve 3. Sıradakine geçiyorum. 1. 2 ve 3. Evet 3 tanesine 3 battım. Sonra sıradakine geçiyorum. 1 2 batıyorum. Evet sıradakine geçeceğim. 2 batacağım. Her birine 2 batarak devam edeceğim. Şöyle burada göz kararı bakın tam ortada şöyle şu kısımda burada bir tanesine bir batacağım. Buraya kadar gelelim. Evet her birine iki sık iğne yaparak buraya kadar geldim. Şurada burada bir tanesini sadece bir tane sık iğne yapacağım. Sıradakine geçiyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım. Sıradakine geçtim. İki sık iğne yapıyorum. Bir ve iki. Evet her birine iki batarak devam ediyoruz. Evet her birine 2 batarak devam ediyoruz. Ortadakine 3 tane batacağız. Sonra buradakine 1 batacağız. Sonra 2 batarak devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Eminim anladınız. Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Yani tığlamanın sonundayım. Şöyle ilk yaptığımın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle tığıma doladım. Çakma sık iğne yapacağım. Aynı yere Atıp ilmeği alıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradakine geçiyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Tabi tığımı değiştirmeyi unuttum. Şurada tığımı alayım. Şöyle doladığım sıradaki her birine bir batıyoruz. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Sıradakine geçiyorum. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum. Böyle her birine bir batıyoruz. Evet, böyle her birine bir çakma sık iğne. Şöyle bir daha göstereyim ben. Batıyorum. Ay doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Böyle. Evet. Her birine bir batarak sıranın sonuna başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım Sık iğnem var. Bakın karşımda batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Ee, ama şöyle belki kesmeyebiliriz arkadaşlar. Benimle aynı yerden başladıysanız kesmeyebilirsiniz. Şöyle şimdi e, artık desenime başlayacağım. Tam ortadaki çakma sık iğnemi arıyorum. Bakın tam ortada şöyle tam ortadaki çakma sık iğnemizi bulalım. patiğimizin şöyle istiyorum. Tam ortadaki bu. Böyle açık durduğuna bakmayın arkadaşlar. Şöyle ördükçe burası böyle kapanacak. Sorun yok. Evet tam ortadakini bulduk. Sonra sayıyorum. Şöyle ilmeğimi saklayayım. Sağa doğru. 1, 2, 3, 4. Tam belli olmuyor. Göz kararı yapıyorum. Kaçtı unuttum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve 9 dokuz. Evet dokuzuncu burası şöyle Dilerseniz bakın sizinki de aynı yerden başladıysanız ipinizi hiç koparmayın ama farklıysa e, yeri uzaksa ipinizi kopartıp buradan tekrar sık iğne ile başlayabilirsiniz ben ilmeğimi bakın buradan çekeceğim şöyle çekip hiç koparmayayım. değil mi Evet hiç koparmadım burada bir zincir çekiyorum Evet desenimize başlayalım. Şöyle tığımı bu şekilde doluyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. İlmeği alıp şöyle dolayıp tek, yine çakma sık iğne yapıyorum ama farklı şekilde doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde doladım. Aynı yere giriyorum. İlmek alıp şöyle dolayıp tek seferde çekiyorum. Evet bu bir oldu. Tığıma doladım. Bir tane atladım. ikinciye giriyorum. Ilmiye alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Elimizi çok sıkı da tutmayalım, çok geniş de tutmayalım arkadaşlar. Evet, birazcık ben hafiften sıkı tutuyorum, o terlikten biraz daha sıkı tutuyorum. ayağımızda da e, böyle kavrasın, e, biraz sert dursun diye. Evet, aynı yere yine doladığım giriyorum, ilmiye alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu iki oldu ikinci desenim doladığım bir tane atladım ikinciye giriyorum ilmeği aldım dolayıp tek seferde çekiyorum doladığım aynı yere giriyorum ilmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum işaretleyicim artık çıkartıyorum doladım bir tane atlıyorum ikinciye giriyorum ilmeği aldım dolayıp tek seferde çekiyorum şöyle yine bu şekilde doluyoruz aynı yere girip ilmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyoruz kaç oldu? şöyle sayalım. Bakın 1 2 3 4 olmuş. Altı tane olana kadar yapıyoruz. Doladığım bir tane atıyorum ikinciye giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Evet yine çakma sık iğne yapıyoruz ama farklı şekilde bu şekilde doluyoruz. Bir tane atladım, ikinciye giriyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladığım aynı yere giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 6 tane oldu. Şöyle yine de sayalım. Evet buraya sık iğne yapmıştık. Sık iğneden geçmiştik. Şöyle 1 2 3 4 5 6. 6 tane olduktan sonra şöyle sayıyorum. 1 ikinciye başına dolamadan batıyorum. Sonra bir tane attım ikinciye batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ilmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. Sonra şöyle ilmeğimi genişletiyorum arkadaşlar. Evet desenimiz sadece şöyle dönüp yapamayız desenimizi. O yüzden şöyle ilmeğimizi genişletelim. Bakın böyle genişletiyorum. Evet. Patiğim içinden geçirdim. Şöyle geçirdim. Burada düğüm atacağım. Bakın bu şekilde. Birinci sırayı tamamladık. Sonrasında şöyle ben kamerayı yukarıya kaldırayım biraz. Evet. Burada düğüm attık. Tekrar sağ taraftan hep sağ taraftan başlayacağız desenimiz için. Şöyle böyle boyutunda aynı boyutunda şöyle tutuyorum. Bu ipimizi de içeri saklayacağız. Sorun olmayacak. Şöyle bakın. Bu şekilde. Bunun genişliğinde tutuyorum. Şöyle parmağımla tuttum. Nereye batmışım? Nereden başlamışım? Bakın buradan. Şöyle. 1, 2, 3 öncesine giriyorum. Şöyle girdim ilmeğimi buradan geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum Evet bu şekilde doladım bu yuvaya buradaki sık iğne ve bu iki tane çakma sık iğne arasına şöyle bunda ip bu ipi de içine alacak şekilde yine çakma sık iğne yapıyorum bir doladım aynı yere ikinciyi yapıyorum tığımı doladım sıradaki iki çakma sık iğne bakın bir tanesi burada bir tanesi burada arada geçiş var gördüğünüz gibi bu ikisinin arasına girip yine bir aynı yere ikinci çakma sık iğnemi yapıyorum tırma doladım sıradaki ikisinin arasına bir bu bir de bu var karşımda tam ortalarına denk gelecek şekilde bu ipimi de içine alıyorum bir iki batıyorum Yine doladığım sıradaki ikisinin iki desen diyelim arkadaşlar. Şöyle iki desen arasına giriyorum. İpi de alıyorum içine. Bir. iki batıyorum. Doladığım. Yani ters şekilde bu şekilde dolayıp iki tane çakma sık iğne yapıyoruz. Desenimiz bu. Doladığım sıradaki ikisinin arasına giriyorum. Bir. Ve iki. Evet. Şimdi bakın. Burada Son bir desenim kaldı. Bir de burada sık iğnem var. Bir desen ve sık iğne arasına yine bir iki tane yapıyorum. Aynı yere ikinci. Evet bir desen daha yapmış oldum. Bir altta altı desenim vardı. Şimdi şöyle burada artırma yapmış olduk. Sayalım bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane oldu. Her sırada bir tane artacak. Sonrasında bakın. Şöyle en son buraya batmışım. Onun hemen bir sonrakine batıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye kaydırma tekniği bak. Bir sonrakine battıktan sonra yani sıradakine battıktan sonra bir tane atlayıp ikinciye kaydırma tekniği batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet şöyle genişletiyorum. Ve bu şekilde patiğim içinden geçirip düğüm atıyorum. Böyle yapacağız. İkinci sırayı tamamladık. Şöyle ipimin boyutunu ayarlıyorum. Bakın bu kadar yeterli. Şöyle tutuyorum. Sol elimle. Şimdi iki geriye geleceğim. Şöyle bakın. En son buraya batmışım. Şöyle burada. Bakın. Burada bir ikinciye giriyorum. Evet. Bundan sonra geriye doğru ikinciye gireceğiz. Bunun kısmı olsun diye üçüncüye girmiştik. Girdim. Bir zincir çektim. Bir. Ben yine de sayayım. Bir üçüncü mü olmuş yine buradan itibaren bir ikinciye şöyle ikinciye giriyorum göz kararı dediğim gibi çok belli olmuyor girdim bir zincir çekiyorum yine desen yapacağım bu şekilde tırma doladım bu sık iğne ve buradaki desen arasına şöyle yine bu ipi alacak şekilde bir iki tane çakma sık iğne Tırma yine bu şekilde doladım. Sıradaki iki tanesinin arasına giriyorum. İki desen arasına. Bir. Aynı yere iki. Yine bu şekilde doladım. Sıradaki ikisinin arasına giriyorum. İpimi de mutlaka araya alıyorum ki parmağımıza geçmesin. Bir. 2 bu şekilde doladım sıradakine girdim 1 2 doladım sıradaki yuvaya giriyorum 1 2 Sıradakine 1 Ve 2 Doladım sıradaki 2 desen arasına 1 2 Yine doladım bakın burada Bir desenim var bir de burada sık iğnem var onun desen ve sık iğne arasına 1 2 Evet bu sırada 8 tane olması lazım. Yine de sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 desen oldu. Şimdi şöyle en son buraya batmışım. Bunu atlıyorum bir sonrakine. Başına dolamadan batıyorum. Ve sıradakine bakın hemen sıradakine batıyorum. Bir tane atlamıyorum. Daha öncesinde bir tane atlayıp ikinciye batmıştık. Hemen sıradakine batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Ve genişletiyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Patiğimi içinden geçiriyorum. Şöyle çektiriyorum. Evet. Üçüncü sırayı da tamamladık dördüncü sıra için şöyle şu şekilde ipimi tutuyorum yine sağdan başlayacağım şöyle yeterli şöyle parmağımla tutup ne yapmıştık bakın en son buraya batmışım bakın şu nereye batmışım bulayım şuraya batmışım bakın burada öncesinde bir ikinci yuvaya giriyorum ilmeğimi buradan geçirip bir zincir bu şekilde doladım ve buradaki sık iğne ve esen arasındaki boşluğa 1 2 batıyorum. Doladığım sıradaki ikisinin arasına giriyorum. 1 2 batıyorum. Doladığım sıradaki ikisinin arasına giriyorum. 1 2 Doladığım sıradaki ikisinin arasına girdim. 1 2 Sıradaki ikisinin arasına 1 2 Sıradakine 1 2 çakma sık iğne. Sıradakine 1 2 Sıradakine 1 2 Doladım. Bakın. Burada bir tane desenim kaldı. Bir desen ve sık iğne arasına girip Yine 1 2 batıyorum. Sayın bu sırada da 9 tane olmuş olacak. olacak. Şöyle yine beraber sayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet şöyle ilmeğime tığımı geçirdim. En son buraya batmışım. Bir sonrakine başına dolamadan batıyorum. Sıradakine geç geçiyorum. Tığım batırdım, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim kaydırma tekniğiyle şöyle ilmeğimi genişletiyorum dördüncü sıranın sonunu tamamlamış olduk şöyle. sonra ipimi çekeceğim ama şöyle dikkatli çekelim ipiniz benimki tam dediğim gibi kalitesine güvenemiyorum şöyle gelmiyor da tamamdır bakın yıprandı Evet kaliteli ipse arkadaşlar bir şey olmaz ama bu hani dikkatli örünce bir şey olmaz buna da şöyle yine ipimi uzattım sağ tarafa aldım aynı işlemi yapacağım şöyle tutuyorum en son bakıyorum bakın buraya batmışım 1 iki geriye doğru ikinciye ikinci yuvaya giriyorum ilmeğin buradan geçirdim bir zincir çektim bu şekilde doladım Yine bu sık iğneli desen arasına girip 2 çakma sık iğne. 1 2 Sıradakine giriyorum. 1 Şöyle ters. Sardım. 1 2 Bu şekilde sarıyorum. 1 ve 2 doladığım sıradakine giriyorum 1 2 Evet 1 2 çok kolay gördüğünüz gibi çabuk da ilerliyor Hatta ben yavaş yapıyorum arkadaşlar şimdiye bitirmiştim bile bu kısmını Evet 1 bazen de yanlışlıkla farklı mı sarıyorum bakıyorum ama Evet doladığım sıradakine giriyorum 1 2 doladığım sıradakine giriyorum. 1 2 doladığım bakın bir tane desem ve burada sık iğnem kaldı. Onların da arasına mutlaka girelim ki her sırada bir tane artsın. 2 Yine de sayalım arkadaşlar garanti alalım. 10 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet ne yapıyorduk? Bakın en son buraya batmışım. Şöyle buluyorum. Bir sonrakine başına dolamadan batıyorum. Sırdakine giriyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle ilmeğimi sonrasında genişletip şöyle ipimi çekiyorum. Evet şöyle yine sağ tarafa geçiyorum. Şöyle en son buraya batmışım. Bir ikinciye giriyorum. Ve buraya sabitleyip doladım. Sık iğne ve desen arasına iki tane yapıyorum. Evet bilirsiniz artık bu şekilde devam edeceğiz. 10 taneydi. 13 tane olana kadar devam edelim. 13 tane olduktan sonra Düz bir şekilde devam edeceğiz, orayı da göstereceğim. Evet, 13 tane bu desenlerim 13 tane olana kadar örelim. Evet, 13 tane kol olana kadar yaptım bu desenlerim. Siz ayağınıza geçin, biraz sıkıysa arkadaşlar 14 tane olana kadar yapabilirsiniz, artırmanızı. Benimki yeterli diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yine üst sıraya geçtim. Şöyle ipimi karşıya alıyorum. Şöyle burada orantı yoksa arkadaşlar karşılıklı böyle e, aynı hizada ilerlemiyorsa ona göre hani bir burada mesela burası gerideyse burayı bir ileri alabilirsiniz. Yani bir tane ikinciye değil de üçüncüye batabilirsiniz. O şekilde ayarlayın. Karşıda o şekilde ise orayı dediğim gibi aynı hizaya getirebilirsiniz. Evet geriye doğru bir ikinciye giriyorum şöyle dediğim gibi artık artırma yapmayacağım ikinciye girdim şöyle ipin boyutunu ayarladım bir zincir doladım yine burada sık iğne ve desen arasına giriyorum bakın sık iğne ve desen arasına burada giriyorum bir iki sıradakine geçiyorum bir 2 her yuvaya yine iki çakma sık iğne yaparak devam edelim şöyle 1 2 Evet buraya kadar gelelim Evet buraya kadar geldim desenim yine 13 tane oldu arkadaşlar burada 13 desen oğlu sayarsanız bilirsiniz burada desen ve sık iğne arasına batmıyorum bakın desen ve sık iğne arasına desen yapmıyorum. Şöyle hemen şöyle sıradaki yuvaya bak bu şekilde sık iğne yapıyorum. Burada elimizi biraz sıkı tutalım. Şöyle. Sıradaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Burada delik oluşuyorsa şöyle hem burayı alıp bakın hem burayı alıp hem şöyle de yapabiliriz. Şöyle ikisine bir de batabiliriz bakın. Buradan bir tel alıp bir sonraki hani batacağım yuvaya girip sık iğne yapıyorum. Ve sıradaki yuvaya geçiyorum kaydırma tekniğiyle. Batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Evet, delik oluşuyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın delik oluşmadı. Evet. Sıranın girişi aynı şekilde olacak. Çıkışta bu yuvaya batmayacağız. Şöyle yine ipimi geçirdim düğüm attım yine buraya geçiyorum şöyle bir ikinciye girdim bir zincir doladım yine sık iğne ve desen arasına burada bu tarafta giriyorum ve desen yapıyorum bir iki Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir sıradakine bir iki. Evet bu şekilde devam edelim. Yine buraya gelelim. Burayı tekrar göstereceğim. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle burada bakın son iki desenim var. Onların da arasına batıyorum. Bir ve ikinciye batıyorum. Sonra şöyle Dediğim gibi desen ve sık iğne arasında yani buraya batmıyorum ama şöyle burası delik oluşmasın diye şöyle tığma ilmeğin bir tanesini geçirdim. Batmam gereken yuva bu bakın en son buraya batmışım buraya batmam lazım. Şöyle buraya geçirip oraya şöyle başına dolamadan batıyorum. Evet ipim gelmedi. tekrar yapacağım sıradakine batıyorum ve sık iğne yapıyorum Evet bu şekilde ve bir sonrakine bakın sıradakine kaydırma tekniğiyle batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim ilmeğimi genişlettim Evet 8 sıra artırma yaptık Ondan sonra da ben 11 sıra olana kadar da örmüşüm öreceğim kaçıncı sıradayız şöyle sayalım şöyle bakın buradan itibaren sayı ilk desenin burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sadece bir sıram kalmış yine şöyle şu şekilde ipimi buraya alıyorum 1 ikinciye giriyorum ve zincir çekiyorum tığımı dolayıp yine sık iğne ve desen arasına desen yaparak başlıyorum her yuvaya iki Evet bu zaten son sıramızmış böyle burayı da sonunu göstereyim Evet buranın da sonuna kadar buraya kadar gelelim Evet şöyle sonuna geldiğim şöyle göstereyim yine Bakın. burada desenimi yaptım desen ve sık iğne arasına batmıyorum yine buradaki teli alıyorum şöyle ve batacağım yuvaya yani sıradakine şöyle batıyorum sık iğne yapıyorum burası biraz çektirmiş olabilir Evet burada bir zincir çekiyorum yeterli tamamdır Evet ben bu kadar yaptım arkadaşlar santim olarak sorarsanız şöyle bakın 10 santim olmuş ama şu, bu yan kısımları yaparken bir sıra sık iğne yapacağız bir sıra da kaydırma tekniği yapacağız yeterli diye düşünüyorum sizin eliniz sıkıysa bir sıra daha yapabilirsiniz Evet buradan da şöyle bakın o bir battığım yere kadar geldik diyelim o hizaya kadar Evet şimdi arka kısmı yapacağız ön kısmı bitirdik şöyle İlmeğimi bakın şurada şuraya geçiriyorum. Yani trabzan hizası yapacağım. Arkayı trabzan yapacağım arkadaşlar. Ben e, sık iğne yaptım. Çakma sık iğne yaptım. Böyle ya, baya bir e, yorucuydu. Geri söktüm arkadaşlar. E, o yüzden trabzan daha mantıklı geldi. Tığıma doladım. Sıradaki bakın. Sıradaki çakma sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çekiyorum elimizi biraz sıkı tutabiliriz. Şöyle. Evet hatta şuraya bir tane daha batayım ben. Şöyle doladım. Şöyle şuraya. Aynı yere bir daha batabiliriz. Sorun olmaz. Kasmasın. Bir. Sıradakine geçiyorum. Bir trabzan. Evet bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Her birine bir batalım. Bu yan kısımda artma olacak çünkü bakın şöyle içe doğru giriyor buralarda iki batılabilir onu da zaten her sırada göstereceğim onu da söyleyeceğim sorun yok yani ama bu arka kısımlarda her birine bir batalım Evet şöyle sıradaki çakma sık iğneme geçtim bir trabzan yapıyorum sıradakine geçtim bir trabzan sıradakine geçtim bir trabzan her birine bir trabzan yaparak şöyle buraya kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldim trabzan yaparak bakın şöyle son trabzanı da buraya yapıyorum Evet karşıya şöyle denk geldiği böyle çok da yukarıya batmayalım 5 sıra trabzan olacak O yüzden şöyle şuraya batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim sonra şöyle bir zincir çekebiliriz şöyle çevirdim kadife ip olduğu için hataları gösterme arkadaşlar şöyle birazcık yukarıdan tığımı batırdım bakın şöyle ilmeğimi buradan geçirdim tığıma doladım şöyle hemen trabzanın tepesine trabzan yapıyorum burada artma olabilir sorun olmaz çünkü dediğim gibi burun kısmı öne doğru gidiyor böyle her birine bir trabzan yapıyorum şöyle boyutuna bakalım bakın şöyle şu şekilde oldu her birine bir trabzan yaparak devam edelim buraya kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldim. Bakın ikinci trabzan sırasının sonu. Şöyle burada karşıya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çeviriyorum. Şöyle bir tık yukarıya tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Evet üçüncü bu dördüncü sıraymış arkadaşlar. Üçüncü sırayı tamamlamışız. Dördüncü sıradayız. Şöyle tığıma doladım. Buraya hemen bir trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan. Evet böyle. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Buraya kadar gelelim. Dördüncü sıra. Evet. Yanlış görmüyorsam. 4 mü 3 mü bilemedim. Evet, sıranın sonuna geldim. 3. sıraymış arkadaşlar. İlk çakma sık iğne sırasıyla birlikte toplamda 4. sıra. Şöyle burada yine karşıya sabitliyorum şöyle. Karşıya başına dolamadan batalım. Başına dolamadan battım. Burada ağız kısmı yani buraya bu kısmada bir sıra sık iğne yapacağım. Şöyle her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, şöyle her birine bir sık sık iğne yani başına dolamadan batıyorum fark ettiyseniz. Bu şekilde şöyle şuraya kadar gelelim. Evet buraya kadar geldim. Burada şu ilmeğimi genişletmiştim. Şöyle çektireyim. Trabzan boyu olana kadar geldim. Burada bir sıra daha trabzan yapacağım. Şöyle bakın. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet. Her birini bir trabzan yaparak buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet sıranın sonuna geldiğim şöyle son trabzanımı da yapayım beraber. Buradaki sık iğnenin üzerine batarak yaptım. Şöyle karşıya sabitliyorum şöyle. Az kısmına bakıyorum çok dar olmasın. Şuraya batıyorum. İğneyi aldım. İğneyi içinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaptım arkadaşlar. Bu son sıramız. Tamamen kaydırma tekniği yapacağız. Şöyle benim ipimde bu kadar kaldı. Demek ki bir yumak yetiyormuş arkadaşlar. Evet. Şöyle sığdaki bakın sığdaki yoya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği bu. Sığdakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sığdakine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle görüntüsü güzel duruyor batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmeğimi de hafif genişletiyorum öncesinde. Şöyle. Evet bu şekilde. Şöyle. Dediğim gibi kenar olmuş oluyor. Şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum tamamen etrafını yapacağız arkadaşlar bu tarafı da yapalım ayağımıza geçirelim Ayağımız ıza, e, bu kısmı geniş oluyorsa biraz elimizi sıkı tutarak yaparsak gayet güzel olur evet benimki normal çok iyi oluyor o yüzden çok sıkmayacağım evet sıradakine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim şöyle yan kısımdan batıyorum ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum Böyle bu şekilde kenar yapmış oluyoruz. Evet bakın böyle şuraya kadar gelelim sonrasını göstereceğim. Evet sıranın sonuna geldim şöyle bakın. Buradayım. Şöyle sonuncuyu batmadım. Şöyle hatta beraber batalım kaydırma tekniğine yine yaptım şöyle ilmeğimi genişlettim şöyle çevirdim sıradaki yuvaya giriyorum şöyle karşıya bak başladığımız yeri diyelim ilmeğimi buradan aşağıya çekiyorum Evet burada şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum Şöyle içeriden ipimi saklayacağım. Böyle açıklık varsa orayı da e, kapatabilirsiniz bu ipinizi fazla kesip sorun olmaz. Dediğim gibi kusurlar belli olmuyor. Kadife ip olduğu için. Şöyle fazlasını kesiyorum. Tamamdır bitti. Evet dediğim gibi bir yumakla bitiyormuş hatta bu kadar arttı bile bir sıra daha kenar gidilebilir şöyle ayakta da gayet güzel duruyor şöyle erkekler için yapacaksınız bu şekilde kullanabilirsiniz bayanlar için de bakın şöyle ne kadar şıklık kattı şöyle aparatı var gördüğünüz gibi bunu buraya dikip sonra bunu böyle üzerine Cırt cırtla. Böyle cırt cırtla zaten. Evet böyle yapıştırılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben diğer tekini de göstereyim. Şöyle. Evet. Şöyle bundan. Şöyle şuraya yapmayı düşünüyorum. Evet farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Ayakta harika duruyor. Böyle. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdi altında göstereyim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Evet beğeni istiyorum arkadaşlar sizden yorum istiyorum. Kaydet istiyorum. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz mesaj olarak ki böylece videolarım daha çok kişiye ulaşsın. Videonun başında göstermiyorum çok isyan edenler oluyor aranızda. Ama öyle videonun izlenme saniyesi çok düşük olduğu için videolarımın izlenmesi yani başkalarına ulaşması hiç olmuyor. Başkalarına ulaşmıyor ve izlenmiyor. Bu da beni üzüyor. o yüzden yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Yoksa sizi çok seviyorum. İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Benim için böyle biraz katlanın lütfen. Yani e, hatırlarsanız geçen sene 1000 ya da 2000 izleniyordu her video. Çok şükür bu sene böyle yaptığım için izlenmelerim biraz arttı. Mutluyum ben. Mutluyum. Lütfen siz de mutlu olun. Böyle inşallah e, 40 e, 42 e, Ayak numaraları içinde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar baylar için yani aile boyu yapmayı düşünüyorum takipte kalın örgü kursuna yetişmem lazım e, o yüzden şunu dikimini yapmadım sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.